geliyor. Nasıl bir şey çıkacak, çok merak içerisindeyim ya. Ben Arthur. Tamam. Ekran vereyim de bari tepki içerisinde konuşmayın ama tepkileri süslebilmesin bari. Büyült. Öyle her dakika hemen büyüt deyince büyütülüyor mu arkadaşlar? Alttan şeye evet. Basmak gerekiyor. Ama bugün konumuz bu değil. Geçen akşam Çağrı abinin yayını izliyordum. Videomu açtı ve biraz makara çevirdi. Bunun gel bir felsefesini de bir gün anlat Discord'da bakalım neymiş felsefesi. Efsaneye göre bir matematik hocası var. Baba her anlattı, her dediğimi yapıyorsunuz da bunu mu yaptın Arthur? Sanki her dediğim yapıldı da bunu felsefesini anlat dedim, felsefesini mi hazırladın bunun? Ya yapma gözünü seveyim ya. Aslında bu olayın gerçekten bir arka planı vardı. Fakat bilinmesini istemiyorlardı. Ben de bugün kadim bir risk alarak size bu eski hikayeyi anlatmaya karar verdim. Bakalım neymiş eski hikaye? Evvel zaman, kalbur zaman içinde bir diyar vardı. Mutlu mesut yaşarken kötü karakterimiz MNT olaya giriş yaptı. Özel gücü ise kışkırtıcı gülüşüyle rakip tanımayıp her şeyi yerle bir etmesiydi. Çok geçmeden MNT tüm diğerleri kontrol altına aldı. Kimse onu durduramıyordu. O sırada 20'li yaşlarında olan sen Çağrı Ergün en büyük hayalini gerçekleştirmek istedi. Prodüksiyona bak ya. Sen salak mısın Matuhan? Sen niye gülüyorsun? Yok bir şey yok kanka, devam edelim. Son kısmı anlamadım kanka, bir saniye. Burada 20'li yaşlarında olan Sinan Çağrı Ergün en büyük hayalini gerçekleştirmek istedi. Okulu terörist basına teröristler arkadan yakalayıp kahraman olmayı değil, MNT'yi durdurup kahraman olmayı istedi. Sonraki gün tüm cesaretini toplayıp genç Çağrı MNT'nin karşısına gitti. Fakat ölümden zar zor döndü. MNT çok güçlüydü. Ama genç Çağrı halkını kurtarmak istiyordu. Kahraman olmak istiyordu. O yüzden tek çaresi kalmıştı. Sabredit dağına gidip orada The Lucifer Gugu'yu bulması gerekiyordu. Bir hafta sonra alelacele yola çıkan Çağrı hemen dağın başında bir rakuna rastladı. Fakat bu normal bir rakun değildi. Bu çok tehlikeli bir türdü. Dağ yolun başında macerası bitecekken çalılıkların arasından biri çıktı. Evet, Bozok Nuri'ydi o. Bozok Nuri rakunu öldürdü ve Çağrı'ya dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bozok Nuri cool bir şekilde atına binip gitti. Çağrı da arkasından kral adamsın dedi. Çağrı yoluna devam etti. Dağların üstüne doğru tırmanmaya başlamıştı. Fakat bu sefer karşısında dev bir şey çıktı. Uzaktan anlayamamıştı ama yakına geldiğinde tanıdı. O Panky'ydi. Dağların volibiyeri. Çağrı hemen kaçmaya başladı. Ama Panky daha hızlıydı. Tam ona yetişiyordu. Pençesini kaldırdı ve dağda bir ses yankılandı. Geldim geldim. Tahmin ettiğiniz gibi Nesli ortaya çıkmıştı. Panky onu dolandırmakla tehdit edip tüm cümleleri iki kere söyledi ve onu geri püskürttü. Panky zayıf düşmüştü. Çağrı dedi Nesin. Bu yolculukta sana yardım etmeliyim. Yalnız başaramazsın dedi. Çağrı da kabul etti. Yani reddedecek hali yok herhalde. Ve ikili yola devam ettiler. Çok geçmeden tepeye yaklaştılar fakat son bir zorluk vardı. Onları durdurmaya çalışan Deli Oğuz. Evet evet oydu. Sürekli yeni konular açıp kafa karıştırıyordu. Ayrıca boş seviyesi gerçekten çok korkutucuydu. Nesli başarı kazanamayacaklarını anladılar. Tam kendilerini bırakırken bir şarkı yankılandı. Ve evet. Yağmur. Yağmur çıkmıştı. Fakat yağmurun da gücü yetmiyordu. Deli Oğuz üçünün toplamından da daha güçlüydü. Onlara bir kişi, sadece bir kişi daha lazımdı. Ama neyse ki bunu tahmin eden biri vardı. Kavun Deli Oğuz'un kafasına atladı ve onu tutarken kazanamayacaklarını anladı. Kavun hemen dedi ki Çağrı'ya, koş biz onu tutarız. Çağrı hemen koştu. Deli Oğuz'u atlattıktan sonra arkasını dönüp, vay be ne kadar iyi insanlar. Benim için kendilerini tehlikeye attılar. Ya niye zoomluyorsun? Onları asla unutmayacağım. Onlara bir isim vermem gerek dedi. Onlar katman ekibi dedi. Bura bir tık gereksiz duygusal olduğu için buraya geç. Ve Çağrı artık dağın tepesine ulaşmıştı. Orada hemen Gold Digger Hunter The Lucifer Gugu'yu gördü ve ona doğru koştu. Ona doğru koşarken Gugu onu sezdi ve arkasını döndü. Geldiğini biliyordum Çağrı fakat MNT'ye bir çözüm yok. O çok güçlü dedi Gugu. Çağrı köşeye çöktü ve derin derin düşündü. İçinden dedi ki olamaz, insanları kurtaramayacağım, kahraman olamayacağım. En acısı aileme yardım edemeyeceğim dedi. Bir anda Gugu arkasını döndü ve müzik girdi. Aile mi? Aile her şeyden önemlidir Çağrı. Her şeyi kullanmış videoda amına koyayım. Ve Gugu tek parmağını havaya kaldırdı. Hani Doctor Strange'de yaptı ya. Ondan referans aldım. Gugu tek parmağını havaya kaldırdı.
ve Çağrı'ya dedi ki tek bir ihtimal var. Form değiştirmen gerek. Fakat Çağrı bunun zorlu olacağını biliyordu. Günlerce orada uğraştı ve tam pes edecekken form değiştirdi. O artık Hunter Ergün'dü. Halk arasında bilindiği gibi. Nilf Hunter Ergün'dü. Ve artık son görev var. Batuhan MNT'yi yenip kahraman olmalıydı. Ama bilmiyordu. Batuhan MNT yalnız değildi. Onun bir ortağı vardı. Medusa'nın oğlu Şeytan Samet. Çare Batuhan MNT'ye doğru yola çıktı. Fakat bir sonraki bölümdeydi. Beğenirseniz sonraki bölüm gelir. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm çetede buradan kalpler. Eline sağlık. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu nasıl bir seviye ya? Kaçıncı seviye? Adam bak katmanın dibi oğlum herif. Kanka bu katmanın dibi ya bu. Çok iyi diyorlar, beğendiler amına. Burada ne vloglar harcandı, ne videolar harcandı burada amına koyayım ya. Ne prodüksiyonların amına koyduk burada chatte, neler neler dendi amına koyayım ya bu prodüksiyonlara. Bunu mu beğendik mi bunu şimdi? Oğlum ne güzel yapmış de çocuk ya. Ya yok chat'e diyorum yani. Müthişti. Harbiden güzel olmuş. Ama orada kanka Milf Hunter ne amına, başka bir şey bulamadık. Milf Hunter mı ya? Oğlum ama sen onun hikayesini sordun adama. Milf Hunter'ın hikayesini sordun. Sormadım oğlum işte. Götten atmışsın dedim ya. Güzel olmuş harbiden. Çok emek harcandı. Yeni dönemin hikayesi. Bütün konuyu anlatmışsın. Son döneme ne kalmış ki? Bir şey kalmamış ki son döneme. Bir sonraki bölümde Mete de olsun. Birkaç karakter daha var. Timuçin abi var mesela. Anladın mı? Katmanın eski keskin kılıcıdır yani. Öyle söyleyeyim sana yani harbiden. Abi... Amanım son iki posta bak, üç kere bu donate attım, dün attım bakmadım, parayı buldun amına koyayım demiş. Ya oğlum ne attın Allah aşkına, ne bu kadar inanarak ne yaptığını ben çok merak ediyorum ya. Ömer Gündüz. Dogecoin'in kurucusu, CEO'su Çağrı Ergün sosyal medya hesaplarını kapatıp yurtdışına çıkmasıyla beraber toplamda 3.14 milyar dolar vurgun yaptı, ortaya çıktı. Abi şu an katman dedi değilsin. Sen de amına koyayım forum donanım haber gibi başka siteye gidiyorsunuz. Lütfen geri dönün. Bu nasıl bir uyarı ya? Her şey niye manuel amına koyayım yerinde yani? Ve sen niye bunu buraya atıyorsun? Ha katman atmış oğlum adam. Ya onu katman atmış. Dur şu yenilere bakalım. Yenilere bakalım madem. Beğenilenlere değil de yenilere bakalım. Üçüncü bacağı gördün mü Çağrı? Mutasyonlu Slender gün. Güzel. Böyle güzel gün. Şirli olmuş lan bu. Baksana omuzlardan da ayak çıkmış. Resimde kaç tane çareleyen var? Şaşı bak şaşır. Şaşı bak şaşır yapmışlar oğlum senden. Silenden gibi bir paranormal korku karakteri. İlk olarak yayında açılan bir fotoğraf sonrası ortaya çıkmıştır. Sonra ünü artmış ve birçok şakaya malzeme olmuştur. Bu şakadır herhalde. Okulda böyle bir şey yoktur herhalde. Ya varsa? Oğlum yoktur, manyak mısın ya? Onu Google'a indekslemezler oğlum öyle. O kadar da değil amına koyayım. Kov Ergün. Ya salak Batuhan. Bak o kadar... Kova yapmışlar amına koyayım. Ne alaka, ona gülüyorum. Kova ne nasıl bir yaratıcı ya kanka bu? Ninja Seko. GTA Vice Remastered. Lucifer Ergün. Muhabbet lezzetinden bir haberdir zahiri gafil. Huzurlu aşk zevkin zevki ve aşkı var olandan sor. Sen bu matematik siktir çıkmadın arkadaşım. Bomon tanıma kız gerçek değil. Bu ne ya? Kimse benim 3 yıldır sevdiğim kızın benden 3 gün sonra başkası sevgili olduğunu, derslerinde başarısız olup geride kaldığım yaz tatilinde nece depresyonu gibi kendimi eve kapattım ve çareyi bu zamana kadar keşfettik kendimi, onu biri olarak aşık gördüğümü, beni depresyon kurtardığını bilmiyor. Harbi mi diyorsun? Ne mutlu. Alıştın da yani, olmadı mı da olmuyor. Şimdi tamamen gitmesi de olmaz, anladın mı? Bir alışkanlık var. Zaten bildiğimiz gibi yalnızım evde. Karıncalar dostum. Yak! Bu ne? Epic Song mu bu? Ne bu? Epic Song kanka.
Tövbe tövbe. Google ne diyorsun bu konu hakkında? Doğru. Gereksiz bir koptum. Anı düşündüm ve koptum, anladın mı? O ana gittim yani. Hızlı şarj her gün. Ya bu kanka şarj zaten. Şarj aldı, altım şarj aldı, 20 volt. Bu ne amına koyayım? Her gün o yüzden. Koku şu an finish'e geldi. Yes be yes. Tek attı. Yes. Böyle bir şey var mı ya Mete Bey? Ağlama ağlama. Mete Bey burada bir şey seziyorum. Bir bok kokusu geliyor. Yes. Yes diyor, yes diyor arkadaşlar. Kuru, kuru. 17 saniye. 17 saniye. En iyi ben miyim şu an? Yok ya. Sana bana kimse gelip bir daha bir şey demez. Sırada kalmaz, sırada kalmaz, gel. Yes be yes. Yes be yes. Ulan Batuhan. Çağrı da zevk almaya başladı, artık o da gülüyor. Yani bir şey yok, hayatında biri var mı? Dostum benim hayatım yok. Kanka iki çantaya niye geçildi? Artık evrildi kanka, yavaş yavaş evriliyor bak. One and Nunt mu yani bu? Optimus Prime her gün. Kocaman ya. Geri zekalı bakalım. Bir tanesine gülmeden geçemedin amına koyayım. Kel olan bel kıran her gün. Ve tasarımdan zevk almaya başladıktan sonra yabancıları izleyerek kendimi geliştirmeye ve geliştirmeye yönelttim. Ve kendimi yaptığım mesleğin okulunu okumak benim için ayrı bir güzel. Karaman'ın CV'si kanka bu. Profesyonel. Kimin bu? Karaman'ın CV'si mi? CV'si kanka, nasıl yazmış CV'ye? Kriz atsana geçirdim be okurken. Atsana o CV'yi bir atsana. Bizi referans falan yazmış ya bu manyak. Biz böyle bir şey referans mıyız ya kanka? Referans değiliz oğlum, kesinlikle değiliz. Benim numaramı ver, beni ararsınlar bu çocuğa referans. Asla derim yani, çalışmayın. Kanka silmiş ki bana attıktan sonra. Harbi mi diyorsun? Ha yok. Bak gülüşe bak bir daha amına koyayım. Tamam, link... ben yukarıdaki linkten alayım onu. Yukarıdaki link nerede tam olarak Hasan? Bak Batan abinin o şeyi var ya abi. Tıkla videoyu. Yukarıdaki al onu o zaman. Tamam sen o zaman ben al onu. Al bakalım onu. Öyle mi konuşuyor lan Batuhan şerefsiz? Adama ne şey yapıyorsun? Hogwarts her gün yapıldıysa özür. Yok kanka yapılmadı, biz de bunu bekliyorduk yani ne zaman yapılır suya diye. Bak, suya bak, suya suda bak. Suda yansımam var. Listik çalışmış. Çöp şişe her gün. Bu ne? Çöp şişe her gün ne ya? O ağzımdaki ne ya? Oğlum alfabeyi sağa bakalım. Oğlum Çağrı nerede? Çağrı Cuma'da hocam. Hayırlı cumalar. Uy bu çok iyi olmuş. Aa ne güzel olmuş lan. Harbi güzel olmuş lan harbiden. Büyütsene be. Lan bana tekme mi atıyorsun sen? Aa ben ne güzel olmuşum lan. Bunu sen ne yap biliyor musun Mete? Bunu Instagram'a at profil. Hayır Steam. Kendi kısmı. Ha Steam de olur. Steam. Bunun yeri Steam mi? Evet. Ha Euroles şey attı, link attı. Aa Soner attı kanka bu. Bu ne ya? Ben de tam yazıyordum. Kanka bu gerçek. İşte kanka bu fotoğrafta niye bu kadar dertli amına koyayım bu? Harbi şey gibi. Abi iş istiyorum yazdı sağın altına, daha ihtimalli yani. Allah korusun da cenaze şeyi gibi çıkmış ya. Kişisel Muhammed Karaman. Medeni durumu da yazmış ya. Karaman grafik doğum tarzı. Zaten onun derdi medeni durumunu değiştirmek onun derdi de. Burası bir bahane yani. Medeni durumunu değiştirsin zaten tamam, ondan sonrası sıkıntı yok. Onun derdi o.
Adam CV'ye medeni durumunu yazmış ya. Becerilere bakalım. Adobe Photoshop CC. %90. Ebesinin ama %90 bir de. Yüzde kaç Nuri bunun Adobe CC Photoshop'u? Yani 65-70. Ya oğlum bu adam logo yapamıyorum demedi mi bana? Ay işte o kadar ya. Ya logo yapamıyor. Banner yapamıyor. Tasarım yapmıyor. Ya da yapamıyor. Instagram stories yapamıyor. Nasıl %90 amına koyayım? Ne yapılıyor Photoshop'ta amına? Oyun mu oynayacağız? Nasıl aşağıdakilere baksana abi sen. Ya aşağıdakiler zaten... Oğlum zaten sallamasyon. Ya siktir lan. Adobe After Effects. %75. Maya bunu koyayım. Kolpaya bak ya. Lan ne yaptın oğlum? After Effects'le bir tane projem var mı ya? Bir tane ya. Bir tane yapsana yemin ediyorum vereceğim. Yapıyordu ya şey Valorant şey yapıyordu ya. Ne o? Mükemmel anlar. Adamdan tasarım istiyorum. Abi After Effects çalışıyorum dedi. Bir video hazırlıyorum dedi. İyi dedim tamam güzel bari video yap bakalım dedi. Ne çıkacak falan filan. Aradan bir hafta geçti. Videoyu hazır abi dedi. Lego'nun videosunu yapmış. Lego'nun profil vuruşlarını yapmış. Ben de zannediyorum ki benim vuruşlardan bir video yapıyor zannediyorum. Abi denemek yaptı. Denemek için yaptım. Kendimi deniyorum diyor. Ne dersin ki yani şimdi? Tamam Lego'yu da yapsın zaten. Yapmasın, yapmaması zaten hataydı da bu zamana kadar. Yapsın zaten. Ona bir sıkıntı yok da. Hani biz bir hafta beni öteliyorsun. Konuşma hakkımı odaya gelmek istiyorum. Çek ya şu karamanı çek. Çek karaman. Karaman gel. Asmayın. Adobe Lightroom. Lightroom ne demek amına koyayım? Lightroom nasıl program? Onu anlat desen anlatamaz. Selamünaleyküm. Aleksandr Karaman hoş geldin. Hoş buldum abi. İyi yayınlar. Nasılsın? Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? Abi çok heyecanlıyım şu an seninle konuşuyorum lan. Ya oğlum bırak şimdi yağlamayı. Oğlum ayak şimdi... yapma bize bak. Anlatayım. Ben şimdi o CV'yi sana makara olsun diye yapmıştım. Geçenki yayın için atmak için. Hatta Arda ile beraber yaptım. Evet. Bunu da tek yapamadın öyle. Yani. Bu Photoshop %90 var. Hayır kendim yaptım. Photoshop, Photoshop'un %90 kısmı... var. Olmadığı için mi Arda ile beraber yaptın? Hayır Arda da kendikini yaptı da sana atacaktı odan. Ben böyle işte bu yani makara bir CV. Peki niye ciddi efek? Yapma ya. Valla. Ben de cidden bir yere başvurdu sandım kanaman. Maxon Sinema 4D çünkü 167 gördüm ben orada kırlandım zaten. 165 falan sende 167 değil yani. Referanslar o ne diyor? JTG Katman Fest. O Katman Fest. Katman Fest detayı daha iyi aslında. Bu da var bunu ya büyük yaratıcı yapmışsın ha bu Katman Fest logosunu. Sen mi yapmıştın bunu? Yok onu öylesine yapmıştık ya biz. Onu ben, sanki o yapmadı. Lan yarram bu O Ses Türkiye'nin logosu değil mi amına koyayım? Yok olur mu ya Karaman yaptı onu. Adama bak ya O Ses Türkiye'nin logosu amına koyayım. Bizi sikiyor ya bu da burada. Ben de gördüm lan güzel olmuş bir yerden benzeteceğim ama nereden benzeteceğim onu da bilemedim. Bayağı bildin O Ses Türkiye'nin mikrofonunu almışsın hatta Katman Fest yazmışsın. O ne diyor da dümdüz o ne diyor yazıyor. Aa yaş. Evet. Muhammed Karaman. Grafik designer Karaman'a grafik. İş deneyimi. YouTube. Dur en baştan alalım. 2016-2018 dönemi. Tarihe bak. Tamam. 2016-2018 dönemi Unlost YouTube kanalı tasarım yönetimi. Aynen. Nasıl yani tasarım yönetimi derken kaç kişilik bir kadroyu yönettin? Tam yılları ben yapıyordum ya. He. Tam o. Tasarım yönetimi olarak mı yansıttın oraya? Evet. Duyuru fotoğraflarını da ben yapıyordum. Tamam. Tamam. Kozmik Karınca YouTube kanalı tasarım yönetimi 2018-2020 dönemi arası. Evet. 20'de ayrıldım. Neden ayrıldın? Ne oldu? Atılmadın mı ayrıldın mı atıldın mı? Atılmadım. Ayrıldım. Kesin atıldın amına koyayım. Ya vallahi atıldım abi. Zaman şey saatler uyuşmuyordu. Nasıl yani saatler uyuşmuyordu? Yani sabah uyanamıyordum. Paşam sendeki taşak da herhangi bir tasarımcı da yok yani onu söyleyeyim sana. Saati uyuşmuş beyefendinin. Yok abi yapamıyordum. Sanki saati tasarım çıkartmıyor sanki amına koyayım. Abi fırından ekmek çıkmıyordu ne yapayım? Doh. Bu nasıl okunuyor? Doh. 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 Aynen. Doh YouTube kanalı tasarım yönetimi 2019 sonsuzluk. Hala devam mı? Aynen. YouTube Design Creative Editor. Mezarcı YouTube kanalı tasarım yönetimi. O da devam. Bu da devam. Mezarcıya da devam. Evet.
Barışçı YouTube kanalı tasarım yönetimi 2018'den beri devam. Aynen, bu en başından beri. Egoist Beti YouTube kanalı tasarım yönetimi 2018'den beri devam. Evet, o da en başından beri. Aynı sinemalar YouTube kanalı tasarım yönetimi 2019-2021. Bu arada... Oğlum onu öyle açınca duygusal olmadı ki. Çağır. Sesini kurma bekar bu arada. Bekarım var. Gözlerim doldu ya, bırak. Allah'ım çıldıracağım ya. Peki bir şey söyleyeceğim Karaman. Bu adamlara sen tasarım yapıyorsun da bundan haberi var mı senin yaptığın tasarımlardan? Var abi, var. Hepsinin var. Delikanlı gibi. Sen hangi en son kime buradan tasarım yaptın en son? Abi şu an hepsini yaptım. Hala da yapıyorum. Hatta demin daha yaptım. Demin yaptığın tasarımı an... atabilir misin bana özel değilse? Atayım abi bak. Öyle özel değil zaten. Dur nereden atayım? Nuri'ye atayım. Bana Discord'dan atabiliyorsun. Tamam. Ay boğazım ağrıdı ha. Peki bu aynı sinemada atıldın mı sen mi çıktın? Diğerlerinden atıldım. Aa, Çara beni engellemiş. Oğlum yalanı sikerim şimdi senin bak. Ama en son bunu yaptım. Yalan söylüyor bir de ya. Oğlum atacaktın hani. Attım abi, gün geldi. Ha, bu Egoist Pati'nin kız arkadaşı. Zaten onlar ekip olduğu için biliyorum. Topluca hepsini yapıyorum. Ha, en son bu. Bunu mu yaptın en son? Yağmur'a bir aynen, en son bunu yaptım. Yağmur lan bu. Ne zaman yaptın? Demin abi, şu an. Hatta gönderdiğim saati bile atabilirim. Bak yok, bunu yok. Da yaptım. İnandım yani, inandım. Kullanılıyor değil mi yani bu yaptığın tasarımlar? Aynen bak, mesela mezarcının kanalına gir abi. Bunu sen mi yaptın? Evet. Mezarcı şu anda kanalında yükledi mi bunu? Evet. Mezarcı. Abi oradaki gördüğüm bütün görsellerin hepsi bana ait. Baştan sona. Yeni sezon geldi. Royal Pass fullledik. Ben niye yalan atayım ki size? Ümidi'yi kim yapıyor bir baksana. Ümidi Yasin diye bir arkadaşım yapıyor. Evet, güzel. Tamam, inanıyoruz sana. Yapmıyorsun değil. Ay, Allah aşkına bu kapatma. Kapattım ya. Linki bir de atsanıza. Kapattım ya. Son kapatılan sekmeyi at. Kapattım şimdi, beni sokma oralara aman akım. YouTube kanalı tasarım yönetimi. Nuri bizde Karaman YouTube kanalı tasarım yönetimi iş pozisyonunda mı çalıştı? öyleymiş abi. Hala çalışıyor, hala çalışıyorum da. Orada tek başınaydı ya. Yani. Kimi yönettiğini anlayamadım. Kendi kendini mi yönetti ama? Eğitim bak, grafik tasarım bölümü 4. Ne? Ne orada bitti? Bölümü 4. mü bitirdin makara, yani? Makara, bu ne? Makara. Makara. He, makara. Ya, yalan yanlış yazdım. Yanlış yazdım. Atan bir sus sen. Sus. At kafası seni. Ya Batuhan, sen bunu kim attı bunu Reddit'e ya? Bir dakika, tasarıma başlama sebebim. Virgül. 2012'de bak. Metin 2 atlı oyunu oynarken başladım. Ben kendimi üstürüyorum. Nokta kanka. Sonra nokta. Neyle başlıyor cümle, bakar mısın? Ve tasarımdan zevk almaya başladıktan sonra yabancıları izleyerek kendimi geliştirmeye yöneldim. Nokta koyamam olsa kalamam burada. Ve kendi yaptığım mesleğin okulunu okumak benim için ayrı bir güzel. Hiçbir şey yok. Aşağı geçilmiş kanka. Tasarıma başladığım zaman 2010'da bunu okudum. Okumak benim için ayrı bir güzel. Ve son 5 yıldır profesyonel olarak Türk influencerlarla çalışmaya başladım. Tamam. Nokta. Nokta bitti. Nokta. Hayatına göre en güzel CV ya. Ya Batuhan, sen CV'ni atsana bana. Bak bak altta şöyle... ne diyor bak, ve daha fazlası. Şer referans mısın sen bu adamı? Baba bana sorsalar Karaman nasıl böyle böyle mi şöyle şöyle mi diye. Ben derim ki baba benim istediğim şeyleri yapmadı derim yani. Abi istediğin şeyleri tek bir kere oldu ya. Apak! Tek bir kere olmadı kardeşim. Ben aptal değilim yani burada. Ben senden en az 5 kere, 10 kere ben senden bir şeyler istedim. Hep ya ulaşamadık, ya ulaştık, yapamıyorum dedin. Ya hiç önemsemeden. Sana attığımız görseli bana geri attın la. Anam, tasarımı nerede dedin tasarım? Ya Night Online tasarım yaptırdım sana.
Sana gönderdim görseli, bunu kullan dedim. Bana geri onu gönderdi ya. Aynı görseli geri gönderdi. Adam mı sikiyorsun yani? Referansı da seni yazmamış ki, katmam fesini koymuş. Beni yazmamış. Kardeşim katmam fesini bizi yazma. Bunu Acun'a gitmesi lazım yani bunun referansı, anladın mı? Dedim ki Karaman'a, ulan dedim altına yazsana bir Night Online falan yaz bari dedim ya. Vallahi bak onları söylemedin abi o gün. Bana sadece yayın... Ya çok özür dilerim ya. Night Online tasarım isteyip onu demedin diyor ya. Bana GTA falan yazmadın yazıları söylediniz. Üstüne Night Online yok, Buy No Game yok, hype yazmıyor hiçbir yerde. Hiçbir yerde bizle alakalı hiçbir şey yok. Diyorum ki Buy No Game sponsorlu bir yayın olacak. Güzel bir şey ayarla dedim ya hani. Oyun adı belli, sponsor adı belli, oynayacağım kişi belli. Anladın mı? Tasarımcıya ben ne yapayım başka? Sensible Muffin 100 bit göndermiş, hızlı resim göndermiş bir tane. Oğlum bu ne? CV göndermiş. Eskişehir Teknik Üniversitesi. Majör elektrik, elektrik mühendisliği, programlama ve mühendisliği avansiyon. Seviye yükseldi. Science, teknoloji, Next Lab, software projeleri, skills, software, Python, C, C sharp. Çok okumaya gerek yok, olalım direkt. Nampi. Sen gel ya kanka, gel sen. Discord'da şive yapabiliyor mu? Günün sonunda anladın mı? Şile yapabiliyor mu, o da önemli yani. Karaman da durmuş durmuş her yere ve yazmış. Ya Batuhan senin yeteneğin ne canım? Ve yazmış. Her yere canım ve yazmış kanka. Gerçekten yeteneğin var mı senin? Var Karaman da, burada herkesi söylemeyeyim herkesin içinde. Söyle canım Batuhan, canım söyle ne yeteneğin var? Canım söyle neymiş yeteneğin? Canım. Ben Karaman'ı kanka uzaklaştırmak... Ya ben şey yapıyorum, oyumu kullanıyorum. Direkt oylamaya geçelim, ben hayır diyorum. Direkt oylamaya geçelim, atalım diyorum ya bunu. Allah razı olsun Hasan. Buna bu arada sadece Çağrı abi karar verebilir. Sümüklü sümüklü geziyordu, ağlıyordun sağda solda. Yok. Benim çekim beni. Yo. Şimdi yayın açıkta canım diyor Batuhan amına. Tabii tabii. Ne diyor ya? Ya diyor ki ya bari di benim bitecektirim abi. Bari senin. Ya ne oldu Batuhan canım mı diyor? Gece piş kurusu. Sekir git. Bana diyor ki Çağrı'ya diyor söylemedi, senin odaya girme yetkisi ver bana diyor. Tabii. Bana sadece bari senin odaya gireyim diyor. Nuri'ye yazıyorum. Nuri diyor Çağrı abi biliyor. Ona yazıyorum, o diyor o biliyor. Anlamadım ki onu. He? Yaşlandı mı? Bu yaştan sonra yaşlandı mı anlamıyorum ki. Beni taciz ediyor ya artık. Çağrı sana bir görsel attım, açsana kanka. Hayret bir şey ya. Tamam, adamın daha yayına çıkmasıyla götü kalkması bir oldu la Çağrı. Yok, saniyelik batak. Yani. Batuhan bir saniye of, Batuhan. Of kavun yazmış. Ben de bir katman attım abi sadece. Tamam, bu göt atmasıyla alakası bir şey yok. Utandırmayın. Yok çocuğum. Utanmıyorum ki. Vallahi utanmıyorum. Utanmıyor mu? Bakalım mı o zaman? Yok bakalım. Yok bakalım ne oğlum? Bakalım mı bakmayalım mı amına koyayım? Bakalım abi. Bakıyoruz o zaman. Çek seni. +1 +1 çek. Taciz ediyor ya. Siktir lan piç kurusu seni. Zorbaya bak amına koyayım. Odaya çek beni, art art cevap versen sikerim seni, tamam Batu. Yok Batu da topun. Bir şey söyleyeceğim. Batu ne olmuş? Bir şey olmamış dur. Oğlum sana bu özgüven sana nereden geldi amına koyayım ya? Herkes savuruyor, sallıyorsun. Yok ben böyleydim zaten. Ya Rabbi ya şu lan. Batu da altına yazmış, küfür etmeyecek ne yazmış. Abi çıldıracağım ya. Bu oğlum. Veba. Oğlum. Ya Batuhan. Bir dakika dur. Karaman bana ne yazmış? Ah abi. Ama sildim çoğu mesajları. Twitter, Discord olduğu için gözüküyor bende hepsi. Sildiklerim. Bak abi. Gönderdiğim ota bak amına koyayım. Abi başka bir şeyler de gözükür ha. Harbi mi diyorsun? He valla. Ne gözükecek? Abi başka şeyler. Abi nude mu attın amına koyayım? He.
Bu hata emotunu da sözde ekleyecektik ya biz. Mete abi beni odaya çek yine. Bu gülme peki ne? Q, W, E, Q, W, E. Yani bu aslında üzgünüm ama makara yapıyorum zannedin gülüşü kanka. Batuhan o biliyor musun ne gülüşü? Ben özelden yazıyorum Batuhan. Yo özelden yazmıyor. Burada söyleyeceksin. Yo bu yayında söylemez abi. Bu yayında söylemez. Yok bu yayında söylemezsen bu ekibe geri dönme şansın çok azalır. Gerçekten söylerim abi bak. Söyle. Bu Batuhan'ı sikiyor. Attım ya piç kurusunu. Bir daha bunu çekmeyin buraya amına koyayım. Elimde bekliyordum. Attım piç kurusunu. Bunu bir daha çekmeyin kanka. Aymin çok iyiydi bu arada. Bunu var ya bu ipneyi var ya tuzlu suya yatırmak lazım bunu var ya. Sirkeye banacaksın ya bunu. Senin hakkından da karaman geliyormuş amına koyayım bak onu. Veba ya. Bir şey de diyemiyorum şimdi çocuk diye. Küçük çocuk benden küçük. Hasan olsa döverdim de. Sıra vardı Batuhan abi. İki yaş büyüksün benden diye Batuhan. İki yaş benden büyüksün demiş Batuhan. Yemin ederim Hasan senden daha akıllı ya. Vallahi bak. Karaman. Batuhan abi. Bak. Bak ne yazmış. Bu ne ya? Soner ifşa mı etti pezevenci? Soner abi sen de premium VPN var mı? Yılın en katman olayı amına koyayım olayı. Şeref size bak ya. Gerçekten millette korktum. VPN dileniyor ya. VPN istemişim. Batuhan bak bana da ne yazmış lan Karaman attı mı VIP'yi. Batuhan'ın beyni. İşte bunları harcıyor anladın mı Çağrı? Bunları harcıyor kanka. Tabii bunları harcıyor. %90 bu amına koyayım. Photoshop %95 ya bunlar. Ama bak bunu siklememiş. Onu beyin yazıp Google'dan beyin fotoğrafı alıp bu resmin üstüne kopyala yapıştır yaparak amına koyayım %90 Photoshop yazmış oraya. Cevap veren insan amık ya. Niye cevap vermedin lan? Kanka cevap verince çek beni odaya diyor. Abi. Yandan midem yanıyor anasını sikeyim. Veba ya veba. Of. Of. Her daim kalbimdesin odaya çek. Her türlü yönlendiğinde abi bana. Kurban olurum sana kalbim senin. Bak Nuriye de nasıl girmiş. Usta beni çek. Nabza göre şerbet veriyor. Tabii herkese nabza göre veriyor. Ya Rab ya Resulallah. Geldi bir de Batuhan'a canım diye koptum. Rahatsız ya. Koptum ya. Bomonter. Benim yanımda oturuyor. Yani yanımda otururken demiş ki... Ben nasıl direkt geçiyorum? Abi ya. Kaç kaldı? Çocuk da demiş ki 3 demiş. Ondan bitmiyor. Dersin ki bu ne muhabbet? Yanımızda ne ya? Yanımızda uyumuyorum yani. Sen de biraz... Nesin ne anlatıyorsun? Nesin gibi bir şeyler anlatıyor. Yine bir şeyler anlatmışım boşver ya. Olayı özetleyeyim mi? Önemli bir olaydı. Hayır. Özetle bir. Yanında sevgilisi varmış.
10 üzerinden 3 vermiş puan olarak. Şey okuyor diye havalardaydı. Böyle. Hayır sevgilim değil. Dur tutamadın o zaman. Gerizekalı ben de ya eski 5 sene kolay. Bunun nasıl her yeri atmışlar şaka mı bu? Bak bak nasıl gururmuş. Buluşacak oluruz benim yarın prekliniğim var falan yapıyor. Gerizekalı ben de bir de kendini yüceltiyordu ben küçükmüşüm gibi. Yani bunun yücelmesi, küçültmesi olmadı bir şekilde. Dedikodu yapıyor ya resmen. Bir de bu hala yani. Aptal sanki ben başka bir şey yapıyorum. Aynı bölüm değil ya. Allah'ım çıldıracağım. Bana böyle bir ekip nasip ettiğin için yarabbim çok teşekkür ederim. Gerçekten nereden tutsam elimde kalır mı ya bir ekip ya? Yani aynı sınıftayız. Hani üst dönem olsa neyse diyeceğim. Mal ya tam bir embesildi. Zaten gerizekalıydı yani. Geçelim geçelim. Mal ya tam embesildi zaten gerizekalıydı. Yani hayır hayır işte benim kanalım. Ya bir dakika. Evet Nesli söyle. Şimdi benim kanalım küçük diye ben bunu anlattım. Burası çok büyük. Ama sen o arkadaşın sen burayı kanala izliyor olamaz Nesli'ni merak etme. Tamam. İzliyorsa da kapak olsun. İzliyorsa da sen buradan kapak en güzel lafı mu sokmuşsun zaten ona. Kapak olsun dedi kanka ya az önce. Ben en son kapak olsun ne zaman dedim hiç hatırlamıyorum ya. Ya bak mal ya tam bir emmesiydi zaten gerizekalıydı. Başarı hamile kalmak gibidir. Herkes seni tebrik eder fakat kimse başarmak için kaç kere sikildiğini bilmez. Ne amına koyayım. Bu sözler niye Samet abiye ait oluyor? Samet Yılmaz amına koyayım. Oldukça başarılı bir yatırımcı. Kanka bu harbiden bu nasıl bir söz amına koyayım ya? Bir de zamanda da laps diye gidiyor ya böyle sözler. 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Merak ettim. Vay be. Nesli 3 puan veriliyor. Senden elektrik alamadım diyen cici kıza sesleniyorum. Ben ne yapıcı takmadım ananı sikeyim. Ya bu ne kanka gözünü seveyim ya. Ürperdim amına koyayım bu ne? Allah. Yemin ediyorum çekildi vücudum çekildi ya şu an. Arkada bir de pozu vermiş ya Samet'te. Allah Allah. Sınıf arkadaşımın dediği lütfen yarağımı bırak. Ve ben heteroyum. Gibi saçmalıklarını dinlerken ben. Oh. Ayın redditörü bir de bunu yapan. Baba çok işten okumuş be. Ne ya? Tarafsız moderatörler, su gibi kız, yeşil fıstık Mercedes. Her geçen gün kelleşmeye devam eden kıllı menete, iki tam saçı beyazladı diye saçına ilaç sürdüren kegri. Oy. Üç puan muhabbet. Nesin yüzünü koydu. Her an beni görebilirsiniz. Kalkana geçecek. Hadi. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Nerede olsa tanırım. Seninle böyle arada geliyorum. Aa gidiyorum gidiyorum. Ananı sikeyim çıkıyor. Şunluğa bak. Kalkana geçeceklermiş. Çok iyi oynamışsın lan. Oğlum helal olsun lan Çağrı. Oğlum çok iyi ya. Abi Karaman'a yetkilerini verin amına koyayım. Yetkisi yokken Discord'ta alttaki odalara geliyor veba kapacağız. Yetkisini verin. Bir de böyle bir tayba var anladın mı? Yetkilere verilmesini istiyor ama sebebi başka yani. Ya bu çok iyi bir şey. Bak şuradayım bir de buraya da koymuş öpeceğim. Balıklar da ağlar ama haberi olmaz ki denizin. Ahmet Metellüç. Efendim bu iyiye bak amına koyayım. Dolmalık biber yemi. Bu kanka bu zamana kadar yapılan en aşağılayıcı içerik bu olabilir. Biber gün. Biber yapmışlar ya. Dolmalık biber gün. Şişme biber gün.
Bak ben buhar bana geliyor. Ağzımdaki ne diyordun ya kanka işte. Ay sıkıntı şu yani, anladın mı? Vermedim, vermem belki de ama belki de veririm yani ileride veya verdim belki de yani, anladın mı? Bu kimseyi niye ilgilendiriyor? Aynen. Sanki dışarı mı çıktı lan, pandemi dedik bilmem ne dedik. Bak nereden kırpıp ne yapmış ya kanka? Verdim mi vermedim mi? Ulan o öyle bir muhabbetmiş şimdi buradaki. Ya insen aşağı niye yukarı çıkıyorsun? Mete Elüç'ün olduğu postu açsana. Aha. Sağda sana mini, mini Mete varmış burada, onu görmemişiz. Banki babacımla omzumda ağlayan bir sen dinlerken modumuz. Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar çok sormamıştı. Buyurun PNC'yi daha rahat kullanırsınız. Ya Arthur baya bildiğin burada bu mime inanmış, anladın mı? PNC'sini falan dağıtılıyor yani, dağıtmış yani. Mesela benim köpekten en büyük beklentim hav. Yani hav'u bekliyorum yani, bir köpekten hav'u bekliyorum mesela. Kediden miyav bekliyorum. İşte kuştan çiçik bekliyorum. Yani senden beklentimiz bu. Sen yapabileceğin kadar, kendini ortaya koyabileceğin kadar koy. Anlatabildim mi? Bu şekilde direniyorsan bu bir direniş değil ya. Yani. Bu şekilde olmaz. Kegri Mehmet'i eğitiyor. Kegri Bey ve Milf kaları. Patuhan ne güzel olmuşsun lan. Mesamedi gördün mü oraya? Ken Ergün. Milf damacan avcısı Ergün. 19 litre. Herhalde gerisini bakmıştık. YouTube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma. Oyuna bak. Sıkmayayım herhalde.